İyi akşamlar. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir mevzi savaşı sürüyor. Savaş, AKP Cumhurbaşkanı'nın partisinin bir militanını 2 Ocak'ta üniversiteye rektör olarak atamasıyla yeni bir evreye girdi. Ama bu atamayla başlamış sayılmaz. Boğaziçi Üniversitesi 2000'ler başında siyasi İslam'ın ülkeye fethe yönelik stratejik atağıyla başlayan büyük manevranın hedefleri arasındaydı. Erdoğan'ın ve Pelikan çetesinin kültürel iktidarı fetih arzusunun başlıca nesnelerinden biriydi Boğaziçi Üniversitesi'ni fethetmek. Rejimin Boğaziçi operasyonu 2017'de Profesör Gülay Barbarosoğlu'nun yerine üniversitenin kıdemli üyelerinden Profesör Doktor Mehmet Özkan'ın atanmasıyla başlamıştı ama atanma o zaman da öğrencilerin ve öğretim üyelerinin protestolarıyla karşılaştı. Ancak Boğaziçi Üniversitesi'nin özgürlükçü ve demokratik kültürü içinde yetişmiş bir akademisyen olan Özkan, siyasal tercihleri bakımından AKP evreninde nefes alıp verse de bir AKP militanı olmaktan çok meslekten bir akademisyendi aslında. Onun rektörlüğüyle Boğaziçi'nin fethine giden bir köprü başı tutulmuştu ama daha ilk günlerden başlayarak rektörün eski liberal statükoyu aşan bir hırsa sahip olmadığı görüldü. İlk günlerdeki protestolar yatıştı. Ne var ki rejim de tıpkı öğrenciler ve öğretim üyeleri gibi içeriden bir rektörün Boğaziçi'ni fethetmek bakımından hiçbir işe yaramayacağını kavramakta gecikmedi. Boğaziçi Üniversitesi Türk İslam ummanı içinde bir ada olarak kalmayacaksa, bir pelikan çiftliği olacaksa, siyasal İslam Boğaziçi cübbesini sırtına geçirecekse, rektör de bu hedefi paylaşan bir militan olmalıydı. Melih Bulu işte bütün şeceresiyle birlikte bu tercihe denk düşüyor. Bu görev ancak akademik onur ve ahlaktan nasibini almamış bir intihal kralına, eğitim ve araştırmayla hiçbir ilgisi olmayan, meslek olarak AKP'nin verdiği ne iş olursa onu yapan bir CEO'ya yakışırdı. 2 Ocak'tan bu yana öğrenciler ve öğretim üyeleri rejimin Boğaziçi Üniversitesi'ni istila harekatına hayranlık verici bir kararlılık ve dayanışmayla karşılık veriyorlar. Mevzi savaşını başarıyla sürdürüyorlar. AKP rektörü henüz üniversite içinden kendisiyle işbirliği yapacak bir tek akademik kadro bulamadı. Bir güvenlik operasyonunun layık olduğu şekilde polis ve özel güvenlik şirketleri dışında bir dayanağı da yok. Rejimin ve rektörünün bu sivil akademik direniş karşısında nefesleri kesilirken selameti Kabe'de aramaları tarihin bir istihzası olmalı. AKP Cumhurbaşkanı'nın Boğaziçi'ne kayyım atama gerekçesi layık gördüğümden ibaret. Boğaziçi Üniversitesi'ni fethetme arzusunu öğrenci ve öğretim üyelerinin gözünde meşrulaştırabileceği bir tek akli, bilimsel, akademik, kültürel, eğitsel dayanağı yok. Ancak AKP'nin fetih stratejisi de esasen eğitim, bilim ve akademiyle değil, egemenlikle ilgili. İşte bu anda siyasi İslam'ın klasiği Nizamül Mülk'ün siyasetnamesindeki öğütler şimdi Erdoğan'ın egemenlik ilkesi olarak yeniden ortaya çıkıyor. Bizden olmayanların ne üdüklerine dikkatle belli. Bu güruhlar başlarını kaldırmaya niyet ettikleri vakit bunların tepesine çökmek, köklerini kazımak ve memleketi onlardan temizlemek emniyet içinde hüküm sürmesi için hükümdarın boynunun borcudur diyordu Nizamül Mülk. Boğaziçi'nde kopartılan Kabe'ye hakaret yaygarası, öğrencilerin tutuklanması ve LGBT'nin hedef alınması Nizamül Mülk ilkelerinin günümüze bir uyarlamasıdır. İlk örnekleriyle Gezi'de tanıştığımız bir AKP klasiğinden ibarettir aslında. Sivil demokratik direnişle başa çıkmayı başaramadıklarında kopartılan din elden gidiyor çığlığıdır. Boğaziçi'nde Kabe'ye hakaret, Gezi'de AKP'li bacımıza saldıran deri eldivenli çıplak adamlar, camide içki içen göstericiler kadar gerçektir. Boğaziçi'nde aşamadığı siperlere yüklenmek için ümmeti imdada çağırması AKP ve Erdoğan'a yakışıyor. Ancak asıl acıklı olan
Bunca deneyimden sonra muhalefetin bu savaş taktiğini okumaktaki acizidir. Boğaziçi krizi yalnızca AKP'nin değil, AKP yalanlarına yaslanarak öğrencileri insanlığın mukaddes değerlerine saldırmakla ya da nefretle ahlaki pozisyonlarını kaybetmekle suçlamakta tereddüt etmeyen muhalefetin de tinetini ölçebileceğimiz bir mihenk taşı işlevi kazanıyor. Görüyoruz ki rejimin denetiminden çıkan ve yeni bir özgürlük alanı, yeni bir mevzi, yeni bir siyaset tarzı ortaya çıkaran direnişler, muhalefetin statükonun sarsılmasından duyduğu korkuyu ya da statükonun saldırılarına direnecek enerjiden yoksunluğunun da bir göstergesine dönüşüyor. Boğaziçi direnişi 1968'in ODTÜ direnişlerinin, Gezi'nin ve Gezi forumlarının 2021'deki yankısıdır. Kurulu düzenin acımasız eleştirisidir. Muhalefet bu eleştirinin ortaya çıkardığı gerçeklerle yüzleşmek ve iktidar karşısında geri adım atmamakta Boğaziçi öğrencileri ve öğretim üyeleri kadar cesur olmaya mecburdur. Korkunun muhalefete bir faydası olmayacaktır. Hoşça kalın.